LGS'ye son 113 gün, hafta sonu geldi, bütün haftanın yorgunluğu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çalışmanın verdiği yorgunluk var. Ama olsun, biz yine hafta sonu yani cumartesi pazar çok iyi değerlendireceğimize eminiz. Zaman azalıyor ama bu bizim için iyi bir şey. Niye? Çünkü konularımızı bitiriyoruz, sorularımızı çözüyoruz. Arada bir netlerimiz azalsa bile sınava kadar vazgeçmeyip çok güzel günleri bekliyoruz. Şimdi günün sözüne baktığımızda inciler kumsalda bulunmazlar. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın diyor. Yani şunu demek istiyor. Sen diyor emeksiz yemek yiyemezsin. Zahmetsiz rahmet olmaz. Hani diyorsunuz ya bize yorumlarda, hocam matematiği yapamıyorum, çok zorlanıyorum. E kolay değil. Zaten zoru başardığın için çok güzel bir ödül seni bekliyor. Hocam işte tam test çözüyorum, konuyu anlıyorum ama bir şekilde sıkılıyorum. E tabii ki. Zaten öyle olsa siz bize yorum atmazsınız. Dersiniz ki hocam her şey çok güzel diyor. Thanks, like. Bu böyle. Hayır. Zor bir şeyi başardığınızı anlamanız lazım. Yani sizler zoru başarmak için uğraşıyorsunuz şu anda. Yoksa herkes mahallesindeki okula gider ve devam eder. Ama siz diyorsunuz ki hayır. Ben zekiyim, çalışkanım, başarılıyım. Mahallemdeki okul da çok güzel. O da fena değil ama ben daha iyi bir okul istiyorum. Fen lisesi istiyorum, sosyal bilimler lisesi istiyorum, Anadolu lisesi istiyorum. O yüzden de kumsalda dolaşmayıp onun içine dalıp inciyi bulmaya çalışıyorum diyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Çin atasözüymüş. Geldik günün yorumuna. Emirhan Kırımlı 771 beğeni almış. Bakalım. Sevgili arkadaşlar, ben Elazığ'da yaşıyorum. Ondan dolayı bizim okullar tatil. Aa bak, Elazığ'da geçmiş olsun diyoruz bu arada. Hem de 1,5 aydır diye ayrı yazalım bu arada. 1,5 aydır okullar tatilmiş. Ondan dolayı derslere tam odaklanamıyorum. Lütfen beğenin. Belki sizi ilgilendirmez ama Elazığ'dakiler için sizin de bir yardımınız okusun. Ben evde olduğumda tam çalışamıyorum. Birincisi Emirhan Kırımlı. Hepimize ülkece geçmiş olsun. Gerçekten bütün felaketler, bu tür felaketlerde bize bir araya gelip milletçe dayanışma halinde olduğumuzu gösteriyoruz. Tonguç Akademi olarak bize bir şeyler yaptık. O burada söylenmez tabii ki. Ama aynı zamanda bizim videolarımız okula şu anda gidemeyen, okulu tatil olmuş olan öğrenciler için müfredata uygun bir şekilde yeniden düzenlenecek. Yani orada hangi konularda olduğu okulları, mesela şu anda okula giden arkadaşların okulda hangi konular işlediğini söyleyeceğiz. Oradan takip edebileceksin. Sadece bu Elazığ'da bu tarz bir sıkıntıdan dolayı okula gidemeyen öğrenciler için yaptığımız bir şey. Onun harici yaptıklarımız da var ama sizler derslerinizde çalışmaktan vazgeçmeyin. Sonuçta bizler bu tarz sıkıntıları, bu tarz olayları tabii ki Allah'tan geliyor ama bazen önlemini de alabiliyoruz. Doğru düzgün bir inşaat yapıldığı zaman, buna göre önlem yapıldığı zaman, fay noktasına evler yapılmadığı zaman ölümler daha da azalıyor. Mesela Japonya'da deprem oluyor, kimse vefat etmiyor. Niye? Çünkü gerçekten adamlar önlemini almış. O zaman biz de dünyanın en çalışkan insanları olan Japonlar kadar çalışmalıyız. Niye? Çünkü bizler dünyanın en çalışkan insanları olan Anadolu insanıyız, Türk insanıyız, Çerkeziz, işte Lazız, Kürdüz ama biz sonuçta Anadolu insanı olarak en az onlar kadar çalışkan ve zeki olmalıyız diyorum. Bir daha bu felaketleri Allah başımıza vermesin diyoruz. Tabii duygusal bir durum ama bu yorumu da okuduk. Tebrik ediyoruz. Şimdi geldik günün kitabına. Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın eseri. Değerli bir eser. Peyami Safa, bireyin iç dünyasını esas alan eserler yazıyor ama burada Fatih böyle muhafazakarı, Harbiye de yeni tarz, Nişantaşı tarzını teslim ediyor, temsil ediyor. Hatta bunun dizisi de vardı. Orada bir aşk hikayesi var. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir hikaye. Gerçekten toplumu güzel özetleyen bir hikaye. Günün okumuna baktığımızda Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Diyarbakır'da 2000, birinci dilini almış. Diyarbakır Fen Lisesi yani. 2019 sonuçlarına göre yine 39 yani 40'a yakın tıp ilk 500'de de 4 öğrenci yerleşmiş. Yani Diyarbakır'da ilk 500'deki 4 öğrenci muhtemelen tabii ki bu fen lisesinden geliyordur. Sizler de bu fen lisesini tabii ki hak ediyorsunuz. Bu fen lisesi de sizi hak ediyor. Her zaman yaptığım gibi bunu da söylemek istiyorum. Günün sorusuna baktığımızda inkılap tarihiyle alakalı Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyetin adı nedir demiş. Bu tarz bilgi sorusu gelmiyor ama burada Mustafa Kemal'in bu tarz bir cemiyet kurması onun hangi özelliğini işaret eder diye geliyor. Ama biz bu cemiyetin adını bilelim istiyoruz. Çünkü bizler süper öğrencileriz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdiden size sınav yolculuğunda başarılar arkadaşlar.